Herkese günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Biz İstanbul'a geldikten sonra hiç vlog çekmedim. Bugün böyle bir vlog başlatayım istiyorum. Bugün Eylül'ün 1'i. Benim kızım yarın okula başlıyor. Evet, yarın oryantasyon haftamız, okulumuz açılıyor. İlk hafta sonu böyle... Ben yarın okula gidecekmişim evet. Arkadaşlar. Evet. Babaanne. Yine babaannesinden bahsediyor. Babaanne. Evet, benim kızım okula gidecek. İşte onun için böyle okul için böyle bir şeyler istemişlerdi. İşte dolapları olacakmış. İşte iki tane yedek kıyafet. Onları zaten evden kıyafetlerinden koyacağım. Sonra tarak istediler, toka istediler, kolonya istediler. Onları aldık. Onları da size gösteririm zaten. Üzerlerine böyle isim yazdım. Sonra resim istemişlerdi, 4 tane. İşte dün gittik, resim çektirdik. Hatta ufak bir video çektim. Onu da buraya eklerim. Evet, gülücük yap bakalım şimdi dedim. Oğlum böyle durma. Evet. Öyle yani arkadaşlar, hazırlıklarımız başladı. Yarın böyle bir yarım saat benle birlikte öğretmenle tanışmaya gideceğiz. Ondan sonra bir yine yarım saat gideceğiz ama yarım saat mi, bir saat mi? Ama yine ben de olacağım. Biz içeriye girmeyeceğiz sınıfa ama işte biz de rehber öğretmeniyle konuşacağız. Çarşamba günü kahvaltı yapacaklar. Perşembe günü kahvaltı, öğlen yemeği derken böyle bu hafta... Ben mi? Seni orada kapıda bekleyeceğim. İçeride duracağım mı? Yok, durmayacağım. Niye? Çünkü sen artık büyüdün, okula tek başına gidebilirsin. Hani böyle sorular başladı. Sen yanımda olacağım falan diye. Anne sen. Seda'dan kot pantolon almıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Size göstereyim. Yani Instagram'da paylaştım ama benim kot pantolonlarım zaten bayağıdır hani giyemiyordum. Ne zamandı ya? Sanırım işte böyle Kurban Bayramı sırası kot pantolon vermişti bana. Hani abla sen giy zaten, ben hamileyim şu anda, giyemiyorum diye. Ben de dedim hamileliğim bitsin, sana geri iade ederim. Şu anda bana zaten onlar olmuyor. Çok bollaştılar. Baya yani kemer takınca bile olmuyor yani. Burası büzüş büzüş oluyor. O yüzden de bugün böyle kendime en azından böyle iki tane kot pantolon almak istiyorum. Böyle tüniklerin altına falan kot pantolon giyiyorum yani. Yavaş yavaş böyle kıyafetlerimi yenilemeye başlıyorum. İki tane daha böyle kıyafet aldım kendime. İkili takım aldım. Instagram'da zaten sürekli bunları paylaşıyorum. Burada Instagram'dan izlemiyorsunuz, orada daha aktifim. Oradan da girip izleyebilirsiniz, beni takip edebilirsiniz. Fener Zeynep Bekiş yazınca çıkarım. Böyle arkadaşlar, bugün böyle vloglamak istedim. Hadi bakalım o zaman günümüz başlasın. Bugün bitirmem büyük ihtimalle vlogu. Yarın da devam ederim. Bilemiyorum. Söz vermeyeyim. Duruma göre kararlaşacak. Şimdi kahvaltı hazırlığına başladık. Bu arada Zeynep hala birazcık burnu akıyordu. Hemen ona dut kurusu. Dut kurusunu kaynattım. Biliyorsunuz ki doğal antibiyotik. Çocuklarınız böyle öksürüyorsa, burunları akıyorsa mutlaka sabah aç kaynağı ve akşam yatmadan önce içirirseniz çok güzel bir fayda sağlıyor. Bütün o içerideki böyle iltihapları söküp atıyor gerçekten. Onu içirdim, biraz böyle zaman geçti. Şimdi yumurta haşlıyorum. Yumurtamızı yiyeceğiz. Böyle güne başlayacağız. Uzun kolum giydim. Biraz açarım, tamam. Şimdi normalde videonun karşısına çıkmak için uzun kollu giydim ama hava artık resmen sonbahar havası. Gerçi hiç yaprak kıpırdamıyor. Şu an hiç rüzgar yok. Ama bildiğimiz sonbahar havası. Size göstereceğim şimdi. Yok anneciğim. Yani 1 Eylül tam anlamıyla başladığımız için. Hadi kahvaltıdan sonra tekrar görüşürüz. Şu havaya bakar mısınız? Yani bulutlara falan. Resmen sonbahar havası. Zaten şu çiçeğin yaprakları falan da artık iyice solmaya başlamış. Bu ağaca bayılıyorum. Çiçek demişim, ağaç. Bu ağaca bayılıyorum. Tam böyle penceremin önünde açtığım zaman karşımda o kadar güzel bir görüntüsü var ki. İşte sonbaharda yapraklarını dökünce ayrı güzel oluyor. İlkbaharda yeniden yaprak çıkartırken ayrı bir güzel oluyor. O yüzden bayılıyorum bu ağaca. İnşallah da ömür boyu böyle karşımda olur. Zaten hep böyle ağaçlara bakıyorum. İstanbul'da böyle 2-3 ağaç görünce mutlu oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, bunun yaprakları solmuş. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Evet, kahvaltımız böyle.
Zeynep paylaya az domates, 2 tane üçgen peynir. Bana da yine böyle 2 parça domates, 1 tane üçgen peynir, 1 tane yumurta. O zaman bize afiyet olsun. Şimdi malum yarın okullar var. Böyle Zeynep Hala'nın kişisel bakımlarını yapacağız bugünden. Tırnaklarını keseceğiz. Akşam banyosunu yapacak. Böyle mi? Evet anneciğim. Ama her tırnak kesmeden önce o benimkileri kesiyor güya. Ondan sonra ben onunkileri kesiyorum. Ha, kes. Bu arada bir kaldır kafanı. Şurasına yara yaptı. Yapmış yine. Tamam. Yapamadım. Oldu o kadar oluyor. Tamam. Tırnaklarını keselim anneciğim. Hadi şimdi onu. Tamam. Hadi. Bu parmağım ama. Yapamadım. Ben dün akşamdan nohut ıslamıştım. Dedim bugün nohut yemeği yapayım. Ne zamandır böyle kuru baklagil yemeği yapmamıştım. Şimdi hemen soğanlarımı kavuruyorum. Malum hani öğlen rıza yemeği geldiği için ben böyle yemeklerimi sabahtan hemen yapıyorum arkadaşlar. Öbür türlü hani benim için zor oluyor. Şimdi hemen yemeğimi de ocağa koyayım. Ondan sonra kafam gerçekten çok rahat oluyor. Benim meşhur hurçine çıktı meydana. Ben böyle mesela yazlıkları koyuyorum, kaldırıyorum. İşte kışlıkları koyuyorum, kaldırıyorum. Geçen sene işte kışlıkları koyup kaldırmıştım. 3-4 yaş. Acaba Zeynep hala bu sene olur mu? Olur bence. Şimdi okul için ayakkabı da istediler. Panduf. Pandufu vardı Zeynep hala'nın. Ben almıştım. Ona bakacağım. O bu hurcun içinde olması lazım. Açmışken de şöyle bir kıyafetlerine bakmak istiyorum. Neler var, neler yok. Çünkü ona göre alışveriş yapacağım. Mesela şöyle bir salopet var. Bu olur mu acaba? Zeynep hala şunu bir giysene. Ayıcıklı. Bir deneyelim. Merak ettim. Şu ayakkabısı nerede acaba? Şimdi bir bakacağım ona. Salafet çok güzel oldu. Ama bunu okulda giyemezsin anneciğim. Ne? Çünkü tuvalete falan gideceğin zaman bunu çıkarıp giymesi zor olur okulda. Bunu böyle hafta sonu babaannenlere falan giderken giyeriz. Olur mu? Dön bakayım bir arkanı. Dön arkanı bir. Şöyle bir dön anneciğim. Aşkım bir dön. Annem çok güzel oldu. Harika oldu. Tamam. Bayağı bir kıyafeti var ya. Vallahi hiç almasam bile olur. Gerçekten. Çünkü hep ablalarından falan da geldi. Şunlar mesela çok kalın olanlar. Bu böyle yiyecek artık kış gelince bunları çok seviyordu. Evet senin. Bak senin elbisen. Böyle çok güzel elbisesi var. Bunu Özge almıştı. Özge mi almıştı? Seda mı almıştı? Özge almıştı sanırım. Özgür'den gelen şöyle bir kalın montu var. Bunu da mesela tertemiz ve yepyeni. Bakar mısınız şuna? Hiç bir daha almamıza gerek yok gerçekten. Çıkartırız falan almayız bir de. Çıkartırız aşkım. Panduflar bunlar. Birazcık kalın. Yani normal kış için ideal ama şimdi acaba çok terletir mi ayağını diye düşünmedim değil. Giy annem. Şuraya da ismini yazarız. Yük mü oldu? Yo, tam oldu Zeynep hala aksine. Vallahi. Bunları koyacağım. 26 numaraymış. Normalde Zeynep hala 25 giyiyor ama yine de tam oldu ayaklarına. Rengi biraz çok sarı ama olsun ya, indirimdeydi. Çok güzel bir indirimden aldım. Baya indirimdeydi hem de. Rengini önemsemedim yani açıkçası. Ne olacak, sarı olsun. Bir kalk bir yürüsene anneciğim. Takılmıyorsun değil mi? Çıkart eşyalar da orada. Harika. Tamam. Okulda bunları giyeceksin aşkım. Tamam. Okey. Şurada koyayım. Bir sepet çamaşır şimdi kurutmadan çıktı. Zaten işte dediğim gibi şunlar hep Seda'nın pantolonları. Onları şimdi güzelce katlayacağım. Poşetleyeceğim. Büyük ihtimalle onlar bu akşam gelir herhalde. Yarın da teslim ederim. Onun bende haşaması falan da vardı.
Öyle yani, sağ olsun. Paylaştı benimle. Çünkü bu süreçte gerçekten hani sürekli kıyafet almak çok zor oluyor. Çünkü alıyorum 2-3 ay sonra tekrar zayıflamış olduğum için bol geliyor. O yüzden de benim için zor olacaktı. Şimdi böyle güzelce katlayacağım. Ona vereceğim. Zeynep hala da bu uzun kolluyla pişmedi mi acaba? Pişmedin mi? Hı? Hazır. Öyle. Elsa'nın outlet'i var. Şimdi oraya geldik. Buradan bakacağım pantolon kendime. Belki Zeynep hala bir birkaç bir şeye bakayım. Anneciğim sulara basma. Ama anneye şey yapmayacaksın, tamam mı? Evet. Anneye sakın üzmeyeceksin, tamam mı? Anne gelmeyecek mi? Geleceğim anneciğim. Biz şimdi oradaki outlet'te bulamadık. Yani benim istediğim tarzda yoktu. Almak için de almak istemiyorum açıkçası. Şimdi Rıdvan servis atacak. Bizimle gelemeyecek ama biz dedim ben o zaman sen bizi AVM'ye bırak. Biz dedim Zeynep hala ile anne kız günü yapalım. Onun böyle iki yanının alanı var. Oraya eğer yer varsa, çok kalabalık değilse orada biraz oynar. Sonra biraz gezeriz. Bu arada kızıma küpe aldık. Bakın göster küpelerini de. Bakın. Aralı küpe. Burasını yine bu gece yırtmış. Yırtmıştı, iyileşti, izi kaldı. Gece yine yapmış. Nasıl beceriyor? Herhalde gözü kaşıktan yapıyor. Çok güzelsin. Ölüyorum sana. Öyle oradan bakacağım bir. İnşallah orada bulursam olarak. Benim neyim var arkadaşlar? Tamam. Günaydın. Biz şimdi okula gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Hadi bakalım. Biz ama okula gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz okula gidiyoruz. Kızımı pembiş pembiş giydirdim ben. İlk günü pembiş olsun dedim ya. Çok güzel oldu benim arkadaşlar, güzel kızım. Ben de böyle giyindim. Heyecanlıyız. Önce Rıdvan'ın fırına gidip böyle buna simit yedireceğim. Kahvaltı yapamadık çünkü. Oradan da geçeriz okula. Besmele dedik. Ayetel kürsülerimizi okuduk. Hayırlı, uğurlu, güzel bir dönem olsun. Sıkıntısız, stressiz inşallah. Bu kadar çok yağmur yağıyor ki şu anda kameraya sanırım yansımıyor ama bayağı rahmet yağıyor yani, çok şükür sıcak havalardan sonra serinliğe, yağmura, suya kavuştuk hamdolsun. Şimdi fırına geldik. Dediğim gibi orada böyle bir şeyler atıştırır Zeynep hala. Ben de böyle bir iki parça bir şey yerim. Sonra da zaten okul fırına çok yakın. Hemen okula gideriz oradan sonra da. Arkadaşlar biz okuldan geldik. Gerçekten çok güzel geçti. Zeynep hala okulunu çok sevdi. Sonra Sedalar'a gittik. Akif sevdik. Bu arada Sedalar yoktular. Dün geldiler. Nefesle biraz oynadı. Şimdi eve geldik. Çok acıkmış. Sabah kahvaltı orada simit yedi ama hepsini bitirmedi simitin. Doğal olarak acıktı yani. Şimdi meyve suyusuyla birlikte böyle yemeğini yiyor. Sonra bizim bir PTT işimiz var. Bir PTT'ye gideceğiz Rıdvan'la. Rıdvan bir bırakacak, iki dakika halledeceğim yani. Ondan sonra tekrar eve geliriz. Yağmur vardı ama şimdi güneş açtı çok şükür. Ben de krimi falan çıkardım. Bu akşam yetişmez ama yarın için yine Zeynep hala bu akşam uyutunca yarın için böyle yemek için köftelerimi hazırlarım. Köftelerimi yaparım. Yarın da böyle kürdan kebabı yaparım diye düşündüm. Bir zamandır yapmıyorduk çünkü. Güzel olur. Şimdi kızım da mamasını yesin. Babası gelsin. Babası da mamasını yesin. Ondan sonra bir dışarıya çıkacağız. Bir PTT'ye geldim arkadaşlar. Bizim bu işte Trendyol'a falan fatura kestiğimiz şeyde KEP adresi diye bir şey var. Tam bilmiyorum ben de ne işe yarar ne yapar ama muhasebesel şeyler yani. Onun bir süresi var. Böyle yılda bir gelip para yatırıyorsunuz. Uzatıyorsunuz. Öyle düşünün. Onu yatırmaya geldim. Bu da Kartal Merkez PTT'den oluyormuş.
O kadar çok sıra vardı ki yani önümde 25 kişi vardı. Hatta Rıdvan beni bıraktı. Sonra Zeynep Halen'le birlikte servis atmaya çıktılar. Yani ben dedim siz gidin. Çünkü onun da bir süresi var böyle 2-3 gün içerisinde yapmam lazım. Bir gittim baktım sistem hata veriyormuş. Neyse çok sinirlendim. Halletmem de lazım. 2 günüm falan kaldı. Şimdi mecbur yarın sabah tekrardan geleceğim. Şimdi de böyle Kartal merkezdeyim. Dedim ki Rıdvan'a, Zeynep hala senin yanında duruyorken ben dedim şöyle yürüye böyle bir kafamı dağıtayım. Minibüste eve geçeyim dedim. Siz dedim baba kız birazcık daha çalışın. O da tamam dedi, duruyormuş zaten Zeynep hala. Şimdi Kartal merkezdeyim işte dediğim gibi. Böyle alt geçitten geçip biraz şuraları turlayayım. Ne zamandır merkeze gelmedim. Ne yazık ki bu Kartal hiç gelişmiyor arkadaşlar. Yani ben yıllar önce de burası böyleydi. Hala daha böyle. Arkadaşlar ben Kartal'da yüzüğümü küçülttüm. Yüzüğüm çok bol geliyordu. Hatta Instagram'da da paylaşmıştım. Aslında iyice hani hedef kiloma geleyim öyle küçültürüm diye düşündüm ama zaten hedef kiloma çok az kaldı. Artık gerçekten yüzük parmağımdan düşecek gibi oluyordu. Zeynep hala da benim şapımı taktı bu arada. O yüzden de ben de işte Kartal'dayken dedim ki bari bir sorayım, sormuşken işte yapılıyor falan dediler. Hemen küçülttüm. 14 numaraymış normalde benim yüzüğümün ölçüsü. Kaçıymış biliyor musunuz? 10'a. İnanamadım gerçekten. Yani 4 numara küçülmüş. Kuyumcudaki adam diyor ki abla sen ne yaptın? Nasıl zayıfladın bu kadar? Çok zayıflaman lazım böyle küçüldüğü için falan diye. Dedim evet abi bayağı zayıfladım falan dedim. Öyle işte bunu da küçülttüm. Bu da böyle hani bu da bu işin içinden çıktı yani. Şimdi kızımla geldik. Aslında parka inecektik ama yani maşallah o kadar güzel yağmur yağıyor ki böyle bardaktan boşalırcasına. Aslında güneş var gördüğünüz gibi, bir yandan da yağmur yağıyor. Artık bu saatten sonra hiç inemeyiz. Park zaten sırılsıklam olmuştur. Kızımla evde vakit geçireceğiz. Kıyma çıkarmıştım. Onu köfte yapacaktım. Hani akşama yaparım diyordum ama galiba şimdi birazdan yaparım onu. Hem Zeynep hala ya da böyle değişik kılır. O da bana yardım ettiği için. Şimdi böyle şalımla oynuyor. Ona dışarı çıkarken uzun kollu giydirdim. Ama hava çok sıcak. Nemli yani. İstersen üstündeki kısa kolluyu çıkartıp atletinde dolaşabilirsin anneciğim. Niye? Sıcak terlediysen yani sen bilirsin. Bu arada işte eşyalarına bakmıştık ya birlikte. Böyle ince yani mevsimlik çok fazla bodysi yok. Elsiva'dan şimdi bir iki parça ürün baktım. Hani onlardan belki sipariş veririm diye düşündüm. Böyle mevsimlik de lazım oluyor. İlkbaharda da lazım oluyor böyle uzun kollu mevsimlikler. Sonbaharda da. Kış için zaten bir sürü kıyafet var. Büyük ihtimalle kışlık almayacağım. Onları dönüştüre dönüştüre giyer. Her sene tabii bir şey çıkıyor yani. Şalım da bu arada mahvetti. Ama olsun, yeter ki sıkılıp ağlamasın. İstediğini yapsın yani. O moddayım şu an gerçekten. Şimdi ben böyle köftelerimi yaptım. Bu akşam için de böyle ayırdım. Bu akşam da böyle Rıdvan köfte ekmek çok seviyor. Köfte ekmek yaparım. Bize de normal yaparım diye düşündüm. Birazcık pilav var. Zeynep hala pilavın yanında yediririm. Bunları da şimdi buzluğa atacağım. Şimdi yazacaksınız işte çözdün, kıymayı tekrar yaptın. Ya evet zararlı diyorlar ama biz bu zamana kadar hiçbir sıkıntısını görmedik. Hep de böyle yapıyorum. Çünkü sonuçta hani buzluk kıyması bir tane çıkardığım zaman da çözülünce hemen tüketemiyoruz biz yani. O yüzden de bu şekilde yapıyorum. Siz yapmayın. Size tavsiye etmem ne olur ne olmaz. Bunları tekrar buzluğa atacağım. Bunları da bu akşam için dolaba kaldıracağım. Akşama kızartır yeriz. Bugün okulda kızımla birlikte bu böyle el baskısı çalışması yaptık. Benim elimi o boyadı, onun elini öğretmeni boyadı. Böyle anne kız etkinliği de yaptık. Hem okula alışması için hem de işte böyle değişiklik olsun diye. Şimdilik bir sıkıntı yok. Umarım böyle gider. Tabii şimdi çok az gidiyor yani. Tam zamanlı gittiği zaman inşallah sıkıntı yaşamayız. Siz de lütfen bana dua edin. Videoyu artık burada kapatayım. Belki yarın yeniden bir vlog başlatırım, bilemiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeninizi bekleriz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye.